zaman geldi. Bir yarışmacının, bir aşkın sonunu, belki de yeni bir sınavın oluşumunu belirleyecek an. Bu çek ne kadar trajik gözükse de, Emre'yi. Almayacağım ben. Abla hayır. Bana da görebilir misiniz? Ağlama, ben mutluyum. Ya ben mutluyum. Abla ağlarsın, beni anlatırsınız. Bak ben güçlüyüm. Senin hakkını izleyici ver. Dur tamam. Abla bak beni mi anlatacaksın? Ne kadar dik durdun, gidiyorum. Şükürler olsun. İlk defa aldım. Sen ne biliyorsun? İyi misin? Geldin mi? İyiyim. İyiyiz. Ama onun sorunu bilmiyorum. Milliyiz. Böyle bir şekilde olmasına gerek yok. Bu şekilde olmasına hiç gerek yok. Ben bunu hiç istemem. Biliyorum, hiç istemezdim. Zerre kadar istemem. Milliyiz. Daha sakin olmak için. Beni anlatacaklar. Kavga etmeyin. Ya tamam da. Sen buradayım her şey. Her şey olacağına var. Melis tamam. Evet. Kız yiyeyim, vallahi yiyeyim ya. Sizden kimse Ayça'ya alasmanlık demek istemiyor. Ben de onlara demek istemiyorum çünkü. İsabet olur. Lütfen. Diyecektim ama bilemiyorum. Tamam Melis. Melis. Evet, böylece yeni gelin adayı belli oldu efendim, Burçak. Ya eve saçma, Burçak Melis giriyor Ayça yeri. Tamam. Tamam, tamam aşkım. Tankurt. Evet. Melis, Eser. Şu duyuruyu yapıyorum. Yeni gelin adayı Burçak geliyor. Gel. El sıkış. Ya sen bir karışma. Burçak sarılı. Sen bir karışma. Karışma yani. Ben gülerek geçti geçiyor demimiz. Gel vazgeç. Emre Ubeyli geliyor. Süpermiş. Ne yapacağım? Nasıl kökü?
Allah'ım. Emre hoş geldin. Şaka. Merhaba. Şöyle soluma hemen alıyorum. Hemen böyle karşıya bakıyoruz. Hanımlar hemen burada. Merhabalar. İçeride biliyorum konuşuyorsunuz. Ama evet. Anlatmışlardır sana içeriği. Sona kaldı ama ben tekrarlayayım. Dövmeniz var mı? Var. Anlamlı bir dövmem var. Peki yaş sizin için önemli mi? Yani benden birkaç yaş büyük olması birkaç ya da... Yaş. Çok belki da önemli değil yani. Ama Emre seni seviyorum. Tamam ben bunu biliyorum. Level atlıyorum, sana aşık oluyorum. Ve seni her şeyden kıskanıyorum, asla bu yoldan da dönmem. İster dünyanın en yakışıklı adamı gelsin buraya. Emre gelmiştir ve Emre ile gider. Başta bir hata yaptım. O hatayı bir daha asla tekrarlamam. Seni belki de kaybedebilirdim o yüzden. Daha başlamadan bitebilirdi. Sen bana bir şans verdin. Ayça yapmaz, düzelir dedin. Eğer veriyor dedin, ilgileniyor dedin. Zamana kadar sen hep haykırdın. Hep sen bağırdın. Emre'yi seviyorum, Emre'yi seviyorum, Emre'yi seviyorum diye. Ben de ne dedim sana? Zamanı ver. Şimdi sıra bende. Ayça. Ben seni çok seviyorum ben. Bu vedanın son olması. Şüphe içeriye düştü mü bir kere? Yakar, bitirir Seda'nın. Benim içimdeki şüphe zaten yaktı her şeyi. Buna da sebep ben değilim. Evet, Ayça buna da kabul neden ettim. Olan ben değilim. Finalde. O yüzden benim hakkım sana helaldir. Her zaman da helal olacak. Teşekkür ederim. Allah yolunu bahtını açık etsin. Teşekkür ederim. Selametle. Hadi bayanları da bahçeye alalım. Yeni gelin adayımız gelecek. Anne bak kardeşim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunu itiraf ediyorum. Ayça'nın bugün gitmesini istedim. Çünkü yaşanılanlar ortada. Benim ona yaşattıklarım ortada. Onun bana yaşattıkları ortada. Bitmesi gerekiyordu, bitti. Gerçekten gitmesi gerekiyordu, gitti. Şu dakikadan sonra senin ismini bir daha ağzıma almayacağım için o kadar çok mutluyum ki Ayça. Ve şu röpü o kadar çok kısa keseceğim ki sadece sana şunu söyleyeceğim. Son gülen çok güzel güler be yavrum.
O yani gizli komik. Ali tam bir gizli ciddi komik. Ciddi mi yani konuşuyor? Çok güzel şaka bir şey. Mı anlamıyorsun? Yok bence güzel. O da o zeka işi. Herkes yapamaz yani. Elektrik bug'ı yaptı. Teşekkür ederim. O yüzden her deliye bir akıllı lazım. Biri dengeleyecek. Yoksa üçüncü bir kişi gerekiyor ara bulmak için. Veya sakinleştirmek için. Evet. Sonumuz hayır olsun. Şimdiden bazı öngörüler var evde. Mesela bir gelin adayı evlilik yolunda epeyce ilerlemiş. Başka bir gelin adayına sert bir yorum yaptı. Bakalım neymiş o? Hadi bakalım. Dün galiba Emre ile Tankut bir konuda konuşuyorlarmış. Ondan sonra evet. Evlilik konusunu konuşuyorlarmış. Ve Tankut Emre'ye evlenecek misin diye sorduğunda şu anki kadar kararlı bir cevap vermemiş. Nasıl cevap vermiş peki? Evet, Hazal'ı buradan bittiğinde alıp nikah masasına götüreceğim dememiş. Ne demiş? Böyle sanki birazcık dolan başlı, birazcık kararsız cevaplar vermiş. Olabilir. Ne niye oldu? Çok ki? Evlenmek istiyordunuz. Bir anda fikriniz mi değişti? Evet, değişti. Evlenmeyeceğim. Ha, bravo hayatım. Bravo nişanlı. Bravo sevgilim. Bravo meleğim. Canım öyle istiyor. Burada seni seviyorum. İstemiyorum belki de. Öyle mi? Çünkü Hazal'ın maddi durumu dışarıda evlenmeye yetiyor. Buradaki amaç birinci gelmek. O böyle. Ha, bir... ya da acaba birinci olursak evleniriz. Birinci olmazsak zaten evet. Evlenmeye gerek zoruna kalmaz mı gitti? Fikri mi? Öyle. Sen bunu nereden duydun ya? Daha geçen biz bunu mu konuşuyorduk? Ya kuşlar oradan buraya gelip kulağıma fısıldadılar. Çok enteresan. Acaba ve eğer Emre birinci olmazsa ya da bence de Emre seninle evlenmeyecek. Emre, Hazal'la ilk yüzüğü taktığın günden beri istikrarını korudun. Her finalde, her kavgada, sonunda, başında ben bu kızla evleneceğim, ben bu kızla evleneceğim, ben bu kızla evleneceğim den. Evet. Başka bir şey ben duymadım. Ben onunla yine evleneceğim. Ben gerçekten onunla dışarıda evleneceğim. Erkek arkadaşlarına başka bir ifaden oluyor mu? Yani. Dışarıda olmadı bu olay Seda Hanım. Pazartesi günü benim rahatsızlandığım ve geç geldiğim gün burada abim dediğim, canım dediğim, ciğerim dediğim ve her zaman öyle gittiğim. Bir dönem ne kadar da kavga da etsek, kişinin sormuş olduğu soruya karşı en içten samimiyetimle, en içten içtenliğimle, kalpten gelen duygularımı söylediğim bir konuşmaydı. Ve kesinlikle bir kötü niyet, bu şekilde bir lanse edilme gibi bir durum yoktu. Ve bu durum ne tesadüftür ki bugün Dani'nin bunu hala izlememesine rağmen Tankut'un ona anlatımlarıyla benim nişanlıma bu şekilde aksettiriliyor ve ona böyle lanse ediliyor. Kusura bakma Dani. Birazcık ben burada Tankut'a da söyledim, bu konuyu tartıştık biz bu VTR'den önce. Ben ona dedim ki... Onu vereceğiz, onu vereceğiz. Anlattım her şeyi çok güzel ve birazcık vicdanım varsa ve bu adamın birazcık vicdanı varsa, hani ikinizin birazcık vicdanı varsa ben bütün samimiyetimle her şeyi anlattım burada ve artık susarsın, konuşmazsın. O kız benim canım, o benim ciğerim. Seni hiç enterese etmez, onu da enterese etmez, kimseyi enterese etmez. Ben peki, Tankut'a söylediklerini ya burada, ya vereceğim. Ya dışarıda, ya orada, ya bir yerde. Ben onunla evleneceğim. 2 kere 2, 4. Tamam, sus İnşallah. Artık. Artık sus. İnşallah canım da benim bunları Tankut'tan öğrendiğimi de nereden çıkardın? Ya kendisi söyledi burada ya. Ne kadar birbirinizi var ya böyle şeysiniz ya. Kendisi söyledi. Orada sadece bunları duyan kendisi Tankut söyledi sence? Ya. Kendisi söyledi. Biraz önce senin itiraf etti. Evet, Dani ile biz dedi telefonda konuştuk. Ben anlattım dedi. Sence Emre? Ne kadar kıvırıyorsun ya. Yalanın ortaya çıkıyor bak 2 dakika içinde. Yalan ben Tankut bana hiçbir şey anlatmadı demedim ki şu anda. Sadece Tankut duydu. Tankut bunları söylediğini söyledi. Peki, sen Tankut'tan söyledi o gece bunları öğrenip ertesi gün başka birinden daha mı öğreniyorsun? Ben Emre ağzından çıkanları Seda Hanım, orada bir sürü arkadaş var. Soruyorum kim söyledi Seda diyorum Hanım, yani. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi birçok kişi zan altında senin kalıyor. Senin ben ağzından çıkanları gayet iyi biliyorum Emreciğim. Bilemezsin ya, burada değildin. Her neyse. Evet, Tankut anlattığını itiraf etti burada. Evet, Tankut bana bunları anlattı. Biz konuşuyoruz. Başka birinden daha duydum niye diyorsun? Senin anlattıklarını sadece Tankut duymaz. Biliyorsun nasıl söyleyeyim işte. Buradan çıktığımızda biz de o eve gidebiliyoruz. Hani aralardan geçebiliyoruz falan böyle şeyler aradan olabilir. Aradan geçerken mi hepsine şahit oldun? Anladın mı? Yani her hepsine şey olabiliyor. Aradan geçerken mi şahit oldun? Pazar... Aradan geçerken mi gördün? Ya ben... Neyi, kimden duydum, nasıl duydum hiç önemli değil. Sen ama şöyle önemli. Bak, bir saniye Emre. Söylediğin bir saniye, sözlerin bir saniye hiç önemi Emre. Yok zaten.
Bir saniye. Dinliyorum Seda Hanım. Zan altında bıraktığın insanlar olduğu için önemli. Dinliyorum. Yani hayır, Tankut hayır. haricinde başka birkaç kişi sana bunu söylediyse onlar şu an zan altında kalıyor. Yok hayır, hiç kimse tamam. söylemediyse, Tankut söylediyse senin ilişkide bulunduğun insandır. Özelinizde paylaşabilirsiniz bunları. Evet. Yani Tankut söyledi diyebilirsin. Buradan şarkı çıktıktan sonra birinci evet. olmazsanız siz asla evlenmezsiniz. Sana verdiğim değere yazık. İşte bundan bahsediyorum sabahtan beri. Bak! Canımdasın, iyi ki benimlesin, iyi ki canımdasın, iyi ki kanımdasın, iyi ki her şeyimdesin. Evet, bu konuyla alakalı bence sorulacak soru nereden ve kimden duyduğum değildir. Ama şöyle bir konu da döndü evde zaten, Nazal da kendisi itiraf etti. Mehtap'la da burada evlenmeyeceklerini söylemiş zaten. Allah, Seda Hanım. Söylemeseydin Dani bunu ne zaman söyleyecektin? Allah seni kahretmesin. Seda Hanım. Evet biz zaten... Seda Hanım. Bir saniye Emre'ciğim, Azal konuşuyor. Biz saniye. Bu konuyu zaten konuştuk. Haftanın başından beri Mehtap olsun, Melis olsun bu konuyu konuştuk yani. Nedir bunu konu? Söylüyoruz. Konu, demin bile konuştuk evet. Şöyle dedim. Birinci olmazsak acaba ikinci ve hani her şekilde bizi çift evlendirecekler ya. Evlenmek zorunda değiliz. Hani niye burada evleneyim ki? Dışarıda da benim gücüm var, bir düğün yapabilirim. Bazı şeyleri... İstediğin şehirde, evet, istediğin. Evet, istediğim şehirde ve bazı şeyleri ben zaten sahibim. Şimdi aynen böyle öyle. Mi oldu Seda Hanım, yok, Seda ben, Hanım. Şimdi böyle mi oldu değil. Ben bunu ilk söylediğim fırsatta zaten. Evlenecektiniz hani. Seda Hanım. Emre'cim bir saniye, ikisi konuşur. Bir saniye. Ve ben ilk fırsatta evleneceğim zaten bak. Buraya kaçırıyorsunuz. Ben, biz evleneceğiz. İçeride veya dışarıda. Bak bunu kaçırıyorsun. Ben bu cümleyi söylerken biz burada evlenmeyeceğiz. Dışarıda da evlenmeyeceğim. Birinci olmazsam ben evlenmeyeceğim tarzında bir cümle kurmadım. Ama dedim ben ki, şu an onu söylemedim burada ki sen evlen, kendi birinci olmazsam evlen. Burası yarışma değil yani, mi kardeşim? Evet, hepimiz bir yarışma. Birinci olmak istemiyor muyuz? Konuşmayalım. Kime ne ya? Ben birinci olmak istiyorum. Niye bana bir adım önde başlatılmak istemeyeyim ki evliliğime karşı? Kim istemez? Herkes işte. Hani, ben bunu son bir hafta içinde anladım. Bir hafta, son bir hafta için anladım. Benim gözümde arkadaşlarım açtı. Neden bu mantıkla bakmayayım ki? Birinci olursam evlenirim, birinci olmazsam beni daha güzel bir şekilde değerlendirmezlerse, daha güzel şeylerle işte süslemezlerse neyse. Ben normal bir evlilik yapabilirim. Evim var, arabam var, işim gücüm var yani. Niye bunu burada yapayım ki? Bu mantıkla ilerleyebilirim. Yani içine sinmezse farklı bir yerde, farklı bir zamanda yaparım diyorsun. Niye yapmayayım? Bu gücüm Selam. Var, buna sahip. İnsanın siz, düğününü tamam. seçmesi onun... yani buradakini reddedip beğenmeyip dışarıda başka bir şey yapmıyorum isteme. Ya yani bunu söyleme. Bu ben bunu sahibim. Bana bunu sundular değil mi sonuçta? Hanım. Ben bunu niye değerlendirmeyeyim ki? Benim hakkım bu. Sizin de hakkınız. Ama ben şimdi şurada, buna mı döndürdün olayı? Ben şimdi şunu demedim. Ben dışarıda da evlenmeyeceğim demedim. İlk girdiğinde ne dediysem şimdi onu. Hazal. Burada evlenmezsem dışarıda da evleneceğim. Bence buradan çıktıktan sonra birinci dedim. Olmazsanız siz asla evlenmezsiniz. Senin neden mantığın, neye dayanarak bu mesela? Bu senin mantığın. Bak onun neye mantığı dayanarak? İşte bununla ilerliyor Seda Hanım. Kendi kendilerine ele veriyorlar. Diyorlar ki süslemezlerse beni, yok şartlar el vermezse, birinci yani olmazsa. Yani düğün içime sinmezse diyor. Dışarıda ya. Da evlenebilirim. Hani çok aşıktınız, bir an önce evlenmek istiyordunuz. Şimdi son bir haftada böyle mi düşünmeye başladınız? Farkında mısınız? Söylerken kendisi de çelişiyor. Ben diyorum ki zaten dışarıda da evlenebilirim. Ben düğün yapabilirim. Benim işim, gücüm var. Peki beni süslemezlerse, değerlendirmezlerse ne demek? Bunu yapabilirim. Bu lüksüm var. İlla burada evleneceğim. Yani düğün içime sinmezse mi? Beni süslemezlerse ben, kastım evet, bu evet. mu? Niye evlenmeyeyim ya? Ben dışarıda evlenebilirim. Benim böyle bir lüksüm var. Danicim sen evlenmeyebilirsin ama ben dışarıda evlenecek güce sahibim canım benim. Olabilir mi? Burada da evlenmesem şey dışarıda evleneceğim. Mi? Başından beri ben bunu söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, benim söylediğim, söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar bazı insanlar ailelerin gönlü olsun diye, sevdiklerinin gönlü olsun diye 3 tane düğün yapıyor. Evet. Bir damadın memleketinde evet. yapıyor. Bir gelinin memleketinde yapıyor. Bir arkadaşlarıyla yapıyor. Senin eğer izleyicine ve bize saygın sevgin varsa burun bükmezsin. Gelirsin düğününü yaparsın kardeşim. Sonra gidersin evet. ananla babanla, ailenle evet. istediğin yerde evet. 40 gün 40 gece evet. yaparsın. Evet. Sonuçta
insanın nasıl evleneceği onun kendi tercihi. Ya da gider belediyede bir daha böyle dümdüz evlenirsin. İyi de Seda Hanım. Sonuç itibariyle eğer zamanı değil ise sadece bu yarışma formatı için evlenmek olmak... Halkı kandırmak olmuyor mu? Bu bir evlendirme programı. Biz hepinizin evlenmek istediğini düşündüğümüz için bu kadar yırtınıyoruz zaten. Tamam, sen söyle. Ama evet Cansu. Şu da olabilir. Hani eğer şöyle bir şey varsa bunu söylemekten asla korkma. Ya, korkmuyorum şöyle asla. Şöyle bir şey. Ya zaman geçmiştir. Belki zaman geçtiğinde ya soru işaretleri daha da çoğalır ya da azalır. Çoğalmış olabilir. Belki bunları hallederler ve öyle evlenmek isterler. Onu da söyleyebilirler. Ya belki yani, birinin ailesinde hasta vardır. Birinin ailesinde Allah korusun başka bir şey vardır. Ya da vardır. Bir şeyler daha da Haziran'da otursun. Değil, yani. Bir de tek bir şey daha söyleyebilir miyim? Hani diyor ya evlenmek için evleneceksiniz falan tarzı. Bize bu program bittiği zaman, birinci seçildiğim zaman hop, hem bu tarihte evleneceksin diye bir şey sunmadılar. Bize istediğimiz bir tarihte evlenmeyi sundular. Evet, evet, kendimi evet. Tercih edebilirim. Hemen evlenmeyebilirim ki istediğim tarihe de evlenebilirim. Algıyı yarattınız ama davetiyeleri bir güzel hepimize dağıttınız. Tatlım zaten biz evleneceğiz. O tamgada evlenme şeyi olunca... Final ben olur olmaz şey evlenecek zannederim. Davetiyi bu arada biz yan gereken her şeyi davetiyi anladım ben. Davetiyi biz yapmıyoruz bu arada. Bizim teşekkür ederim. Hazam ailesi bu davetiyi. Aynı anda konuşmayın. Hazam ailesi bu davetiyi bizler için yapmış. Biz de onların güzel hediyeleri için size takdim ettik. Hmm, ama bizim anladım, özel tabii. Ciddi evet, bir davetiyemiz. Aha. Düğün tarihimiz belirlenecek. Ha, anladım tamam peki. Hadi diyorsunuz bakalım. Gibi hastane hayırlı raporlarımız olsun. O bu evlilik evlenirsiniz canım yani... Evlenirsiniz az kaldı finale evlenirsiniz. Ya arada. Benim anlamadım hala anlamadığım konu Aza. Neden bu kadar çok gocunuyorsun? Nasıl neden koyuyor bu sözlerimi? Çünkü ben samimiyetten ya bir şey oldum söyleyeceğim. Biz evliyle evleneceğiz oldum. Diye bu kadar mı kıskanıyorsun? Çok mu koyuyor? İstemiyor musun? Niye? Yo, arkada kalacak mısınız diye bu kadar konuşuyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Ağzından hiç düşmüyorsun. Sizinle... Daniela artık ağzını kapat. Mikrofonumu açabilir yeter. Misiniz? Lütfen. Yeter. Aza beni duyuyor musun şu anda? Senden tek ricam öyle şeyleri sakın söyleme. Sakın öyle bir şey yok. Niye? Yönlendirmezsen kendine yok. Hakim olamıyor öyle bir mu şey Asal? Öyle bir şey yok. Neyin? Bir dakika. Bir dakika. Neyin? Bir dakika. Lüzumu yok Dani yapma yeter. Oo. Yeter. Yeter. Sözlerine dikkat et. Vicdanınızı biraz elinizi vicdanınıza götüreceksiniz. Hı-hı. Karşınızdaki insanları iyi seçeceksiniz. Evet. Kimin nasıl bir hayat yaşadığına bakacaksınız. Ona evet. Göre artık yorum yapacaksınız. Doğru bak, söylüyorsun. Benim hayatım senin hayatın gibi değil ha. Bizim benim hayatımız sizin varmış? Hayatınız gibi değil. Bizim ne ilişkimiz bizim sizin ilişkiniz gibi değil. Bak siz de yol yapıyorsunuz şu anda. Amerika'ya gidecek de, 3 ay görüşemeyecek de, rahat rahat tatil yapmak bilmem ne mi? Bak yolları yaptınız burada, biz de gördük, yolları şahit yaptım. Olduk ha. Kusura bakma. Ben yol yapsaydım bak, bunları o yüzüğü takardım bunları parmağıma, dile getirmedim. Sen neyden bahsediyorsun? 3 ay görüşemeyeceğiz, bir dakika, ne zaman söyledik? Bunu da geçti. 3 ay görüşemeyeceğiz, sen ne zaman söyledik? Sen yalanlamadın, yüzüğünü taktın. Benim, bu yol olmuyor mu? Yolun nerede? Babası be. Bir dakika. Yolun benim, babası yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Yüzüğünü taktın. Hangi insan yalan için mutluluğu riske atar ya? Ne şekilde? Hangi insan? Anaların, atalarını ayağını getirip de ellerini öptürür de söz nişan yapar ya. Siz ne beyniniz, sizin ben mentaliteniz ne nasıl çalışıyor? Abi beyniniz almıyor ya. Ne konuşuyorsun? Almıyor mu abi? Peki neye dayanarak yalan diyorsun? Bir şey soracağım. Size bir şey ispatlamak zorunda değiliz. Niye bağırıyorsun? Evlendiğiniz zaman görürsünüz. Aman yeter. Sıkıldım ben abi. Buraya kadar geldi. Sıkıldım ya. Vicdan yok. Vicdan. Sıkıldım. Azal. Yeter. Vicdan yok. İnsanlarda abi, vicdan kalmamış. Abi sıkıldım. Ya mecbur muyum seni eleştirinle uğraşmaya kardeşim ya? Yeter ya. Mecbur değilse. Eleştir ya. O zaman yeter. Çıkacaksın. Allah Allah yeter. Ne zamanla sen çıkmadın? Bak, aşkım Tanrı'nın buraya gelsin. Bak bu iş çok kötüye gidiyor. Ben burada durayım. İşte, gerçekten bu işin sonu kötüye gidiyor. Daniela istediğine ulaşacak. Azal'ı çileden çıkartacak. Lütfen Azal'ı sakinleştirip dışarı çıkartın. İkinci sezon devam sizden bunu rica ediyorum. Bu işin sonu kötüye gidiyor. Yolunuzunuz Azal'ı oradan çıkartın. Bak ben kadını mı tanıyorum? Lütfen. Benim mentalitem bu değil. Ben buraya ciddi bir ilişki için geldim. Emre duyulmuyor ki. Ekrandan izledim. Gördüm. Anladın mı? Oyun için değil. Tamam mı? Oyun oynamıyorum. Tamam. Ciddi olduğum için bu kadar hassaslaşıyorum. Azal. Yeter! Yeter! Azal sakin ol. Ya sakin ben, ol. Ben anlayamıyorum ben Seda Hanım. Ben hava alabilir miyim? Bir dakika canım. Hava almazsa kötü şeyler olabilir. Seda Hanım, Hazal'ı lütfen çıkartır mısınız? Hazal arkadan çık hadi. Teşekkür nefes ederim. Nefes al gel. Rica ediyorum ben geri kalanını halledeceğim Hazal. Şimdi. Senin şimdi, kimseye bir şey tek... Bir şey daha söyleyeceğim. Emre getirebilir misiniz rica? Senin konuşmanı istemiyorum. Eğer konuşursan ben dışarıdayım, dışarıda izleyeceğim. İstemiyorum. Çünkü ben sinirleniyorum, anladın mı? Sinirlendiğim tamam, zaman tamam. Kötü şeyler oluyor. Hadi, hadi, bu tamam. Gereksiz insanların tamam, intibası geçmeni istemiyorum. Yeter. Değersizler. Tamam hayatım. Çık havaltım. Tamam hayatım. Değersiz merak insanlar. Merak etme sen git sakinleş. Kimse bizi yıkamaz ya. Oturduğun yerde otur, rahat ol. Yeter. Bittin. Yeter. Sen yeter ki sakın.